Cenab-ı Hak birçok ayet-i celilesiyle bizlere takvayı emretmektedir. Peki takva nedir? Bu dersimizde takvanın manası üzerine konuşacağız. Takva, kişinin ahirette kendisine zarar verecek şeylerden son derece sakınmasıdır. Bu sıfatı takınana muttaki denilir. Bazı alimlere göre Takvanın üç mertebesi vardır. Birinci mertebedeki takva, aklın takvasıdır. Küfrü gerektiren inançlardan, sözlerden ve işlerden son derece sakınmaktır. Estaizu billah ve elzemarum kelimetet takva. Onlara takva kelimesi lazım oldu. Ayet-i cellilesi bu mertebeye işaret etmektedir. İnsan bu mertebedeki takvayı kelime-i şehadeti diliyle söyleyip kalbiyle tasdik ederek kazanır. Yani kim İslam'a girip Müslüman olsa takvanın bu mertebesini kazanmıştır. Demek bu mertebedeki takva Allah'ı inkardan ve ona ortak koşmaktan takvadır. Yani bunlardan sakınmaktık. İkinci mertebedeki takva bedenin takvasıdır büyük ve küçük günahlardan sakınmaktık. Takvanın bu mertebesini şu ayeti celile işaret eder. Velev enne ehlel gura eğer şehir ahalisi amenu ve tagav iman edip takva sahibi olsalardı le aleyhim berekatin mines semai vel biz üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık. Bu ayeti kerimede kast edilen takva bedenin takvasıdır. Kişi büyük ve küçük günahlardan sakınarak bu mertebedeki takvayı kazanır. Üçüncü mertebedeki takva kalbin takvasıdır. Kalbi Allah'tan meşgul edecek şeylerden sakındırmak ve her şeyden kesilip tamamıyla Mevla'ya yönelmektir takvanın bu mertebesini şu ayeti celile işaret eder. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ittegullâhe hakka tugati Allah'tan hakkıyla takva edin. Allah'tan hakkıyla takva etmek kalbin takvasıdır ve takvanın en üst mertebesidir. Takvanın bu mertebesini yakalamak isteyen kalbinin kapısında bekçi oluk ve kalbine Allah'tan ve Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyin girmesine müsaade etmez. Cenab-ı Hak cümlemize takvanın bu mertebesini nasip etsin. Amin.